Geçtiğimiz haftalarda pilot Beli Okkalıoğlu'yla bir videomuzu yayınlamıştık ve bu videoda da Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-4E savaş uçağının Amerikan donanmasının dönemin en iyi dogfight uçaklarından F-14'ün yakalayarak tatbikatta sanal olarak düşürdüğünü Beli Kaptan anlatmıştı. Ama bugün karşımızda Ahmet Kıroğlu var. Hocam hoş geldiniz ve olayın kahramanı. Ben telefonla kendisiyle konuştum ve bana anlattı. Bir değil iki F-14 düşürdüğünü kendisi söyledi. Bu hikayeyi sizden dinlemek istiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz. 1984 yılında siz o zaman Malatya'da 7. Anacet Üs Komutanlığı'nda üsteğmen rütbesiyle görev yapıyorsunuz. Ve NATO tatbikatı için F-14'lerle bir eğitiminiz olacak ve Eskişehir'e görevlendiriliyorsunuz. Buyurun, sizden dinliyoruz lütfen. Evet, pilot komutanı beni odasına çağırmıştı. Dedi Eskişehir'de DST görevleri deniyordu ona. Bir aylık bir görev dedi. Hava muharebesi yapacaksın dedi ama dedi eğitim unutma dedi. Zorlama kendini dedi. Öyle görev verdi bana. Ve görevi aldıktan sonra 15 gün vaktim vardı. Ben hava muharebesiyle ilgili bütün dokümanları okudum. Ünlü pilotların hatıralarını okudum. Pilot komutanı eğitim demişti ama benim için orası eğitim değil. Yani bugüne kadar yaptığım eğitimlerin sonucunu görmekti aslında. Amacım oydu yani. Onun için hazırlandım. Sonra bu çalışmalarımın sonucunda şuna karar verdim. Hava muharebesinde önemli olan iki şey var. Bir, ilk defa görmek. İlk gören avantajlı oluyor. Çünkü hava muharebesi yapabilmek için gözle görmek şart. Radarda görmek yetmiyor. İlk gören manevralara erken başlayacağı için avantajlı oluyor. Birincisi bu. İkincisi de enerjiyi hiç kaybetmemek. Daha önceki ünlü pilotların şeyleri, tavsiyeleri bu. Derken ben bu hazırlıkları yaptım. Bu iki şeye çok önem verdim. Biri ilk göreceğim, ikincisi enerjimi hiç kaybetmeyeceğim. Bu iki şeye önem verdim, öyle gittim. Arkamda uçan silahsız operatörü Cahit Yılmaz yüzbaşıydı. İşte benim şansım oydu. Cahit Yılmaz yüzbaşı gerçekten çok iyi bir silahsız operatörüydü. Radarı çok iyi kullanıyordu. Ve bana çok çok iyi tarif ediyordu. Ona dedim, abi dedim, ilk benim görmemi sağla. Tamam Ahmet dedi, biz öyle ilk şeye başladık. Çıktık, kalktık. Onlar gemiden kalkıyorlardı. Uçak gemisinden kalkıyorlardı. Biz Eskişehir'den kalkıyorduk. Kütahya bölgesinde bir çalışma sahası belirlenmişti. O çalışma sahası üzerinde karşılaşıyorduk. Uçaklar kendi radarlarını kullanıyorlardı. Aşağıdan da Kütahya radarı sadece bizi takip ediyordu. Çalışma sahasına girerken işte radarları kontrol ettik. Cahit abiye dedim, abi işte yakalamaya çalış. Yakaladı. Ondan sonra bana tarif etmeye başladı. Şuraya bak, buraya bak, şuraya bak, buraya bak. Devamlı konuştu. Radar da zaten çok iyi kullanıyordu. Ben gördüm. Gözlerim de o zaman çok iyi tabii. Gözlük falan kullanmıyorum. İlk ben gördüm. Ben gördüm dedim, manevraya başladım. Onların bizi gördüğünde biraz geç kaldılar. Yani ben F-14'ün arkasına doğru geçmeye başlamıştım. Onlar beni gördüğünde. Onlar manevraya başladı. Benim angaje olduğum F-14 ani bir sürat düşürmesi yaptı. Üstüme doğru çekti ve bütün şeyini, gücünü harcadı. Eğer ben onun arkasında kalmaya çalışsaydım önüne düşerdim. Çünkü o uçak benim uçağa göre çok daha performanslı bir uçak. Ben işte okuduğum şeylerden aklımda uygulamayı düşündüğüm şey enerjimi korumam. Hemen yukarıya çekti. Hiç E1'den de çıkmadım. Maksimum güç. Yukarıya çektim. Bu o çekişte gücünü harcadı. Bitti. O toparlamak zorundaydı kendisini. Onu gördüm, üstüne yatırdım. Yatırdım. Ondan sonra o kendini toparlayana kadar bir güzel sinesini çektim. Çektim, nakitop dedim, vurdum. Bu olay benim çok hoşuma gitti tabii. Aşağıdaki radardakilerin de çok hoşuna gitti. Anladığım kadarıyla kimse beklemiyordu. Ben dahil. Yani bu kadar kolay bunu alt edebileceğim hiç aklıma gelmemişti. Ondan sonra çektim sinesini, nakitop dedim. Olayı bitirdim yani. Aşağıdaki radardaki arkadaşlar da, bizi izleyenler de çok şey yaptılar, heyecanlandılar. Benden alçak geçiş istediler o gün. Alçak geçiş yasak olmasına rağmen istediler. Ben de kabul ettim. Ben de yasak oldum. Ben de yani çok hoşuma gittiği için. Bir de alçak geçiş yaptım arkadaşların üzerinden. Bizi alkışlıyorlardı falan, el sallıyorlardı. Çok. Yani güzel bir gündü. Bu ilkiydi. Hı hı. Görev sonu onlar da Eskişehir'e iniyorlar. Eskişehir'de onlarla debriefing yapıyoruz.
Ne dediler sizi? Bu herhalde beklenmedik bir şeydi onlar için. Onlar için de öyle tabii. Yani onların da beklemediği bir şey. Bir F-14. F-4 biraz daha eski bir uçak. Neyse aşağıya indik. Sinemiz var. Benim çektiğim, vurduğumu kanıtlayan şey. O sineği aldım. Cahit abiye dedim gel seyredelim sineği. Dik tabii çok aradan zaman geçti. 40 ile yakın bir zaman. Bazı şeyleri çok net hatırlıyorum ama hangisi önce hangisi sonra onu çok iyi hatırlayamıyorum. Cahit abi sineği görünce çok heyecanlandı. Çok çok güzel dedi sineği. Hiç öyle ya, beklemiyormuş o kadar güzel olacağını. Çünkü bir uçağı vurabilmek için o reflektörün uçağın üzerinde bir 3 saniye kadar falan kalması gerekiyordu. Ben 3 saniyeden çok fazla, 4-5 saniye falan üstünde tutmuştum. Yani vuruş kesindi o sineği de gördükten sonra. Hatta Cahit abi o zaman filodaki, o şey filoda, şeytan filodaydı. Yani Eskişehir'deki konuk olduğumuz filo. Oradaki gazinoda oturan bütün pilotları çağırdı, gelin dedi, sineği seyredin, F-14'ü görün falan dedi onlara. F-14 sinesi gelin falan dedi. Girip seyrettiler, baktılar. Yani benden çok daha kıdemli bizim öğretmenimiz pozisyonunda pilotlar vardı orada. Baktılar, bu şans dediler. Şans dediler, gittiler. Yani ben de bir şey demedim ya, şaşırdım, ben de şaşırdım. Hani yani tebrik edecekler falan diye bekliyordum ama kimse öyle bir şey yapmadı. Neyse. Biz de briefing'e girdik. Yani görev sonucunda o görevi yaptığımız işi konuşmak için girdik. Amerikalılar da geldi. İşte beraber uçtuk ya, görevi beraber yaptık. Amerikalılarla birlikte. Benim İngilizcem iyi değildi. Ben harp okulunda Fransız okudum. Yani İngilizcem yok denecek kadar azdı. Ama Cahit abinin İngilizcesi çok iyiydi. Cahit abi onlarla konuşuyordu. Bana da tercüme ediyordu neler söylediklerini falan bu arada. İşte konuşurken adamlar yeniktiler. Yani geldiler. O mağrur Amerikalılar gitmişti. Karşımızda normal bir insan vardı böyle. Hafif. Ben belki öyle hissediyordum. Hafif mahcup vaziyette falanlardı yani. Ondan sonra en sonunda o pilot dedi ki tamam dedi bizi katladınız ama dedi bir daha karşılaşacağınız şey dedi Mick Killer dedi. Onu dedi böyle kolay halledemezsin dedi. Cahit abinin benim şimdi hatırladığım yani şey yaptığım anladığım şeyi de söylüyorum. Benim şimdi aklımda hep o ondan sonra bu Mick Killer. Bunu nasıl halledeceğim, ne yapacağım falan bu şeyle devamlı kafamda hep o var. 3 gün sonraydı zannediyorum bu Mick Killer'la karşılaşmamız. O günden önce de zannediyorum birkaç uçakla daha yaptık. Onların performans çok düşük olduğu için kolay oluyordu. Yani şey değildi. Onlar takmıyordum pek. Bu F-14'tü benim hep aklımdaki. Bir de Mick Killer. Ne yapacağım acaba diye çok merak ediyorum. Yani biraz da heyecan da var. Arkama kimsenin geçmesini istemiyorum. Özellikle Amerikalı hiç istemiyorum. Yani o zaman daha çok gencim üsteğime. Yani bir şey de var. Savaşçı ruhu mu diyeyim, ne diyeyim yani bir gençlik, delikanlılık mı diyeyim öyle bir şeyle. Kesinlikle istemiyordum arkama kimsenin geçmesini. Onun için her şeyi yapardım yani. Neyse, bugün o gün geldi. O gün geldi, ben dedim gene Cahit abiye dedim, ilk ben göreyim. Onu sağla dedim, sağ olsun. O da elinden gelen her şeyi yaptı, gene ilk ben gördüm. Ondan sonra... Tabii o heyecan da vardı. Bir 30 bin fit. Bu sefer yüksekte ilki biraz alçaktı ama bu ikinci karşılaşmamız hatırlıyorum yüksek irtifaydı. Bu Mick Killer'la karşılaşacağımız irtifa 30 bin fitteydik. Açık uçuyorduk. İki numaramda bayağı mesafe vardı aramızda. Gene Cahit abi arkadan konuşuyor. İşte şurada işte şuraya bak. Saat bir istikametinde işte ufkun biraz üstünde. Şöyle bak şuraya bak buraya bak. Devamlı konuşuyor. Tak gördüm. Gördüm abi dedim bu sustu. Ben görür görmez çektim uçağı. Yani enerji kazanmak amacım. Aklımda hep ilk görmek ve enerji var. Hemen enerjiyi potansiyel enerjiye çevirmek de bu çekmemin amacı o. Ama 30 bin fitte uçak zaten. Ben de bir de heyecandan bir demek 21 killer diyor adam şey. Ona bakarak çektim uçağın içine hiç bakmadan böyle çektim. Ondan sonra çekiyorum. Bir ara uçak geri gelmiyor. Kumanda kabul etmiyor. Baktım motor saatlerine. Motor saatleri normal. Sürat saatine baktım. Sürat saati sıfır. Hiç sürat yok. Yerde duruyor gibi sanki. Altimetreye baktım. Altimetre fıldır fıldır dönüyor. Biz düşüyoruz.
Yani uçak taş gibi düşüyor böyle. Uçuş özelliğini kaybetmiş vaziyette. Ondan sonra ben hemen uçağın bir kurtarma hareketi var. O hareketi yapmaya başladım. Cahit abi de hiç içeri bakmıyormuş herhalde. O da dışarıya bakıyor devamlı. Uçakları görmüş o da. Ahmet çek çek dedi. Altımızdalar dedi. Çek dedi. Dedim abi dur şu uçağı bir kurtarayım dedim. Ondan sonra devam ederiz. Ondan sonra sustu. O da şaşırdı. Ve biz ondan sonra uçağı kurtardık. Yani düşen uçağı, taş gibi düşen uçakta hiç aklımdan o uçağın kurtulmayacağı aklımdan bile geçmedi. Emindim gibi yani. O kadar rahattı. Ondan sonra uçağın burnu yavaş yavaş düştü. Şurası saatine baktım. Şurası saat artmaya başladı. 300 nata falan geldi. Çektim. Kımıldamadı. Çok iyi hatırlıyorum yani. Düşünün yani 40 sene önceki olayı ben daha dünmüş gibi hatırlıyorum. Heyecanını bile yaşıyorum ya. Çektim gelmedi uçak. Dedim herhalde hava fileleri düzelmedi. Biraz daha bekleyeyim. Biraz daha bekledim. 400-450 nat çektim. Çektim geldi. Tamam dedim. Kumanda Cahit abiye dedim. Tamam dedim. Uçak kurtuldu. Kumanda kabul ediyor. Sağa sola bakarken bir baktım. F-14 bizim 2 numaranın arkasına geçmeye çalışıyor. Tam da karşımda. Umit Killer. Ondan sonra hemen daldım tabii onun üstüne doğru. O daha kolay oldu. Çünkü o öbürüne fixlenmişti. Beni görmüyordu o anda. Ben tamam geliyorum dedim öbür arkadaşa da. Tamam dedim. Arkasındaki uçağa yaklaştım. Ondan sonra bu Mick Killer'ın sinesini ben radondan başladım. Kuyruktan çıkana kadar böyle reflektör takip etti. Yani ben pilotlara bile havada vurdum gibi geliyor o şeyde. Ve o 3 saniye çok daha fazlaydı. 7-8 saniyeyi buluyordu. Bu ikinci çekişimdi. Benim bu uçağı çekmem, tekrar kurtarıp önümde bulmam olayını Cahit abi çok büyüttü. Esprili hale getirdi falan. O akıllarda kaldı. Bizim esas ilkini herkes unuttu. Ben iki defa çektim F-14'ün sinesini. Ondan sonra tabii gene nakitop bitirdik. İndik aşağıya. Debriefing yapıyoruz gene. Yani onlar da Eskişehir'e iniyorlar işte görevden sonra Eskişehir'e geliyorlar. Bu debriefing esnasında yine Cahit abi konuşuyor onlarla. Şeyleri İngilizce olduğu için ben çok anlamıyorum hatta hiç anlamıyorum o zamanlar. Sadece havacılık terimlerini biliyorum. Harp okulunda Fransız okumuşum. Cahit abi dedi ki Ahmet dedi bu bizim taktiği soruyorlar. Ne taktiği diye soruyorlar dedi. Dedim abi hiç düşünmedim. Dedim abi kırmızı taktik de dedi. Onun da çok hoşuna gitti yani. O Amerikalıların o şeyi mahcup halleri falan Cahit abinin de çok hoşuna gidiyordu yani. O benden daha çok zevk aldı. Hatta hemen arkasından İncirli'ye gittik. İncirlik de beni şeye götürdü. Ben pek gitmezdim oralara. Amerikalıların barları falan vardı orada. Sinek bar falan şeydi. Oraya götürdü. Orada beni F-14 Killer diye tanıtıyordu onlara. Zaten uzun sürede öyle söyledi. Yani bu işten çok zevk aldı. Benim de zaten en güzel yıllarımdı. O yıllar hem en iyi olduğum zamanlardı. Uçağı çok iyi biliyordum. Gençlik vardı. Her şey vardı yani. En top olduğum zamanlardı o zamanlar. Ben şimdi sormak isterim. O ikinci karşılaşmadan sonra yine tatbikata devam ettiniz mi? Yine bir F-14 bir şey getirdiler mi siz? Tabii. O 8-10 görev vardı yani. Bunlardan sadece ikisi F-14. Benim için önemli olan F-14. Evet. Yani esas güçlü olan F-14 en güçlü uçaktı. O zamanın en iyi uçağıydı. Top Gun filminde de onunla çıkmışlardı hatırlarsınız. Yani onun yenilebileceğine, F-4'ten o uçağın yenilebileceğine bizim arkadaşlar inanmıyordu. Ben çektince bana şans dediler. Onu hadi bir tanesi şans, ikincisi de mi şans yani? Veya ikincisi şans, hadi birinci de mi şans yani? Benim hiç şeyim mi demiyor. Yani o zamanlar üzülmüştüm buna hep böyle şans demelerine falan da artık unutmuştum. Çünkü anlatan da kimse inanmıyor. Ya F-14'ü katlamak mümkün değil diye düşünüyorlar. Yani öyle bir şey. Ben elimden geleni yaptım. Onların da hatasıydı. Mesela ilk karşılaşmamdaki F-14 pilotunun çok büyük hatası vardı. Enerjisini düşürmüştü yani. Belki uçağına çok güveniyordu. Bilmiyorum yani. Ondan sonraki
de diyorum ya uçtuk ama A6'larla A7'lerle falan uçtuk. Yani onlar hele bir tane A6 şeyleri çok düşük onların performansları. Pilotu da ne düşünüyordu, bizi görüyor muydu, görmüyordu bilmiyorum. Altında dönüp duruyordu. Ben onun üzerinde paten kurdum sanki yer hedefine taarruz ediyormuşum gibi. Çekiyordum, tekrar dalıyordum. Çekiyordum, tekrar dalıyordum. Hatta bu o kadar hoşuma gitmiş ki. Daha bak şimdi aklıma geldi şey. Birden dalmışım ben bu şeye. Dan vurmaya başladık. Baktım yakıt alçak seviyesi yandı. Yani yakıt bitmiş bizim şeyden. Ben yakıtı kontrol etmemiştim. Alçak seviyeye yanınca ben hemen nakito bıraktım şeyi. İşte o zaman işte en uzun mesafe uçabileceğim süreti aldım. Emergency deklar ettim. Yani çünkü yakıt bittiği anda taş gibi düşersin. Ne zaman biteceği de belli değil. O uçaklarda, bizim uçaklarda o kadar şey değil. Sen bu yakıtla bu kadar gidersin şeyini vermiyor. Gelişmiş değil yani. Öyle olunca ben emergency deklar ettim. Geldim, işte meydana kadar geldim. Meydana yaklaşmıştım, 10 mil falan kalmıştı. Hatta kule o zaman bana pistte uçak alacağını söyledi. Aldırmadım. Ne olur ne olmaz. İşte görevli zamanında kalkacak da yok dedim. Pistte uçak almalarını da engelledim yani. Onların şeyini de engelledim. Pistte de uçak aldırmadım. Çünkü pas geçecek şeyim yok, yakıtım yok. Ne zaman duracağı belli değil. Her an durabilir. Ondan sonra o şeyle geldim. Geldim, indim. Park yerine kadar hep şey durabilir diye bir şey vardı yani. Her an motor durabilirdi. Allah'tan park yerine kadar durmadı. Oraya gittik, ondan sonra durdu. Ben hatta o şeyde ceza da beklemiştim ama ceza falan da gelmedi. Çünkü yakıtı takip etmek pilotun görevi. Ben o şeyden heyecanlan veya büyük bir zevkten adamın üstüne dalçık yaparken unutmuşum şeyi. Yakıtı takip etmemişti. Öyle de bir olay oldu. Yani diğer uçuşların daha kolaydı. Sadece şeydi. O A6 A7'lerdi diğer uçuşların. Onları da ben ona hava muharebesi demem yani. Çünkü o uçaklar çok zayıftı. Hiçbir şey yapamıyorlardı onlar. Benim için önemli olan bu F-14'lerdi. Ben Okkaloğlu'nun o şeyini görünce, ben unutmuştum, yıllar geçti aradan. Zaten kimse de inanmıyor, anlatmıyordum da kimseye artık zaten. Okkaloğlu'nun o şeyini görünce dayanamadım ya. Dedim ben onu iki defa çektim. Hani bir de şans diye anlatıyor ya orada. Okkaloğlu da konuştum ben daha sonra, bilmiyormuş. Benim onu daha önce de sinesini çektiğimi bilmiyormuş. Bu vesileyle de Türk havacılık tarihinin önemli bir şeyini de sizlerin birinci ağızdan duymuş olduk. Bize genç arkadaşlarımız soruyorlar, işte şu uçak şunu yener mi, şu daha mı üstün, ama siz öncesinde çok iyi dersinizi çalışıyorsunuz, araştırmanızı yapıyorsunuz, pilot olarak hazırsınız, arkanızda uçan silah sistem operatörünüz gayet işi iyi biliyor, radarını mükemmel kullanıyor ve avantajlı bir şekilde enerjiyi kaybetmemek, süratinizi, irtifanızı koruyorsunuz. Bir taraftan da onu erken görüyorsunuz ve çok güçlü bir uçağı F-4 ile alt ediyorsunuz. Çok güzel anlattınız. Son olarak da şunu sormak istiyorum. Harp okulundan ne zaman mezun oldunuz? Hangi uçaklarda görev yaptınız? Daha sonra nasıl? Biraz pilotluk kariyerinizden de bahsedebilirseniz izleyicilerimize, siz kimsiniz diye sordukları zaman en azından bu bilgileri alsınlar. 1978 yılında Hava Harp Okulu'ndan mezun oldum. Eğitim uçakları T-34, T-37, T-33 bunları bitirdikten sonra büreveyi takıyorsunuz, pilot oluyorsunuz. Pilot olduktan sonra Konya'ya gittik. Konya'da harbe hazırlık eğitimi yaptık. F-100'lerle uçtuk o zaman. F-100'ler de çok güzel uçaklardı. Onları da ben çok sevmiştim yani. Çok oturaklı uçaktı. Onda da harp hazırlık eğitim yaptık. Yani bombardıman falan yaptık. Atış eğitimlerini yaptık. Daha sonra F-100'den sonra Malatya tayinim çıktı. F-4'e. O zaman F-4 en gelişmiş uçaktı. Daha F-16'lar gelmemişti Türkiye'ye. Hatta ilk temen bizdik galiba F-4'e giden. Çünkü daha tecrübeli insanlar alıyorlarmış bizden önce F-4'e. 172 filoya tayinim çıktı Malatya'da. Orada 85 yılına kadar Malatya'da kaldım.
Bu olay zannediyorum işte ya 84 yılıydı veya 85 yılının ilk zamanlarıydı. Çünkü ben 85 yılında Malatya'dan ayrıldım. Ondan sonra Çiğli'ye uçuş okuluna öğretmen olarak geldim. Orada uçuş okulunda öğretmenlik yaptım. T-37'lerde öğretmenlik. Çok talebem var. Şu anda hala çoğu Türk Hava Yolları'nda yani uçuşlarına devam ediyorlar. Daha sonra akademiye gittim. Orada bir bizim kurmaylık olay da var belki biliyorsunuz. Akademiye gittim. Orada kurmay subay olarak mezun oldum akademiden. Ve Fransızcam çok iyi olduğu için Paris'te bir buçuk yıllığına şeye gittim. Akademinin yüksek akademi kursu diyeyim. Öyle bir kursa gittim orada Paris'te. Bir buçuk yıl orada kaldım. Ondan silahlı kuvvetleri kursu diyorduk. Evet. Silahlı kuvvetleri kursu gördüm orada. Dönüşte tekrar Çiğli'ye geldim. Uçuş öğretmenliği ve orada yönetici kadrolarında görev aldım kurmay subayı olarak. Ondan sonra tekrar işte filo komutanlığı falan yaptım. Yine şeyde uçuş okulunda filo komutanlığı yaptım. Daha sonra ateşe olarak tekrar Paris'e gittim. 3-4 yıl Paris'te ateşelik yaptım. Ateşelik dönüşünde Etimesgut'ta nakliye uçakları da vardı, kasalar vardı, VIP uçakları falan vardı. Orada harekat komutan olarak geldim. Daha sonra bir iki sene sonra karargaha şube müdürü, ulaştırma şube müdürü olarak tayin oldum. Oradan da istifa ettim. Ayrıldım. Çok çok teşekkür ederiz. Sizleri de uçuş kariyerinizde askeri kısmını görmüş, tanımış olduk. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Aslında ben teşekkür ederim. Yani hem o anıları tekrar canlandırdınız, tekrar o günlere döndürdünüz. Gençleştim birden yani. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Çok güzel yani bu şey. En azından arkadaşlar tarafından hala böyle bir şeyden hatırlanmış olması da çok güzel bir şey.